Merhaba, bugün size gebelik belirtilerini anlatacağım. Bu belirtilerden en az 5 tanesini eğer siz kendinizde görüyorsanız ve hissediyorsanız hamileyim galiba diyebilirsiniz. Ama bununla beraber hem idrar hem de kan tahlili yapmanız gerekiyor. Ardından da bir jinekoloğa, bir kadın doğum doktoruna giderek ultrasonla bebeğinizin kesesini görüp kadın doğumcunuzdan da evet gebesin haberini almanız gerekiyor kesin teşhis için. Öncelikle neler olur? Gebeysek eğer sabahları yataktan kalkmak istemeyebiliriz. Sürekli böyle kafamız yatakta kalmak isteyebilir. Gözlerimizde hafif böyle bir ağırlık çökmesi, hafif bir duygusallık, üzülmeyeceğimiz şeylere sinirlenebiliriz veya üzülebiliriz, duygusallaşabiliriz. Kendimize tuhaf böyle dalgalanmalar hissedebiliriz. Bazen rüyalarımızda bebek görmeye başlarız, hamile olduğumuzu görmeye başlarız. Hatta cinsiyetlerine kadar da gören anneler olduğunu gözlemledik ve gördük, duyduk. Bununla beraber göğüslerinizde şişlikler olur. Progesteron ve östrojen hormonuna bağlı olarak göğüslerde şişlikler, hassasiyet ve ağrı olur. Göğüs ucunda daha da koyulaşma görünür. Aynı zamanda karın ve kasıklarda biraz kramplar olmaya başlar. Hafif bir mide bulantısı, yataktan kalkarken hafif bir baş dönmesi veya gün içerisinde hafif bir sersemlik, küçük bir baş dönmesi yine görebiliriz. Bazen bazı annelerimizde kabızlık gözlemliyoruz, iştahlarda azalma gözlemliyoruz, bulantı gözlemliyoruz ama bunların hepsi sizde olmayabilir. Günlük hayatınızda hiçbir şey yokmuş gibi devam da ediyor olabilirsiniz ama en güzel belirtilerden biri esasında adet gecikmeleridir. Hemen böyle bir hamilelik takvimi alıp bakmanızda fayda var. Son adet tarihinizi hesaplıyor ve kaç haftalık gebe kalabileceğinizi size aslında gösteriyor. Ama dediğim gibi yine de bir klasik idrar testi alabiliriz eczaneden. İki çizgi kırmızı olduğu zaman ya da kan tahlilimizde östrojen ve progesteron seviyelerini yüksek gördüğümüzde hemen kadın doğum doktorumuza gidiyoruz ve ultrasonla bakıp ultrasonda bebeğin kesesini görüyoruz. 6 ya da 7. haftadan sonra da bebeğinizin kalp atışlarını yine ultrasonda görebiliyorsunuz. O mucize bir haberi aldınız ve artık gebesiniz. Bakalım ne yapıyoruz bundan sonra? YouTube kanalımda gebeliğiniz süresince nasıl besleneceksiniz, nasıl egzersiz yapacaksınız, gebelik süresince sizi neler bekliyor, hangi durumlar olabilir, ağrı duyabiliriz, bazen bulantılar görülebiliyor gebelik süresince. Bunlarla nasıl baş edeceğiz? Ağrılarımızla beraber nasıl egzersizler yapmalıyız? Neler yemeliyiz, neler yememeliyiz? Nasıl egzersiz yapmalıyız veya yapmamalıyız, neleri yapmamalıyız? Bunlarla ilgili püf noktaları vereceğim. Ve gebelik süresince uyku düzeniniz çok önemli. Uyku düzeninizi yoluna sokmak için bazı püf noktalar vereceğim. Çünkü gebelikteki uyku düzeniniz aynı zamanda bebeğin de uyku düzenini etkileyecek. Yediğiniz, içtiğiniz her şey, izledikleriniz, bir araya geldiğiniz insanlar bebeğinizi ve sizi olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyeceği için bu konularda her zaman danışmanlık ve eğitim almanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere.